Merhabalar arkadaşlar, şu an restorandayız. Ben sizlere ait böyle meşhur, bilinen, sevilen yiyecekleri tanıtmaya devam ediyoruz. Evet, size şimdi Maria de Canard'ı tanıtacağım. Yani ördek göğsü. Fransız mutfağında çokça yer alan bir ettir. O yüzden size tanıtmak istedim. Bakın böyle derisi ve yağıyla pişiriliyor genelde. Confit de Canard var. O da aynı şekilde bolca yağıyla pişiriliyor ve konserve ediliyor. Onları da sonra size tanıtırım. Foie gras'ı da tanıtacağım size zamanla. Şimdi böyle ben biraz iyi pişmiş seviyorum. İyi pişmiş pişirttim. Normalde Fransızlar bol kan yiyorlar. Yani böyle resmen bunu kestiğiniz zaman buradan kan akıyor. Kırmızı kırmızı kan akıyor. Ben de öyle kesinlikle sevmiyorum, yiyemiyorum. Böyle iyi pişmiş istedim. yalnız etlerde bir problem oluyor. Ne oluyor? İyi pişmiş dediğimiz zaman kömürleştirerek yapıyorlar genelde etleri. Ama çok şükür bu akşam ördek etimde böyle bir sorun yaşamadık. Ben dışarıda genelde et yemiyorum. Ama bunu tanıtmak istedim size. Gerçekten çok meşhur çünkü. Et yemiyorum çünkü dediğim gibi iyi pişmiş olsun diyorum, kömürleştiriyorlar. Onlara bırakıyorum. Kıpkırmızı kanıyla getiriyorlar. Zaten şeyler, Fransızlar biraz kanlı yiyorlar. Daha önce de söylemiştim. Bir tane yemekleri var. Onu da tanıtacağım size sonra. Ama onu asla yemem. Emin olabilirsiniz. Bildiğiniz çiğ kıymayı böyle koyuyorlar tabağın üstüne. Tarteletti sanırım ismi. Sonra size tanıtacağım. Üstüne de yumurta kırıyorlar ve size çiğ bir şekilde getiriyorlar. Buyurun yiyin diyorlar. Göstereceğim size. Ama yemeyeceğim tabii ki. Şimdi birkaç tane peynir tanıtmak istiyorum. Kamember'i biraz anlatmıştım. Kamember aldığınız gün tüketilmesi gereken bir peynir. Genelde alkolle, şarapla tüketiyorlar burada. Ve bir şey söylemek istiyorum. Burada peyniri yemekten sonra yiyorlar. Yemekten sonra tüketiyorlar genelde. Yani tatlı gibi yemeklerini bitiriyorlar. Yemekten sonra peynirlerini yiyorlar. Şimdi bu kamember. Yalnız kamemberi hiç sevmiyorum. Kamember aldıktan bir gün sonra dolapta sanki böyle bir pis ayak kokusu gibi koku yaymaya başlıyor. Ben birinci günün sonunda eşime bağırmaya başladım ilk geldiğim günlerde. At artık bu peyniri, bu herhalde bozuldu falan diyordum ama normalinde böyle kokuyor. Şimdi sizin için kamemberi deniyorum. Aslında lezzet olarak güzel, böyle kremsi bir peynir ama kokusu kötü. Biraz ayak kokusu veriyor. Bunun hastaları var bu arada. Çok seviyorlar ama ben sevmiyorum. Bu brie. Brie peyniri daha soft. Aynı yapı aslında. Böyle bastırdığınız zaman üstte bir kalıp gibi bir şey var bakın. İçi çok yumuşak, krem peynirimsi gibi. Aynı şekilde bunun da öyle. Brie peynirin de öyle. Üstünde yine böyle bir kalıp var. Şöyle. İçi krem peyniri gibi. Ama brie peyniri kokmuyor. Ben brie peyniri çok beğeniyorum. Onu genelde tercih ediyorum. Ve diğeri şu kare şekilde kesilen. Bu da keçi peyniri. Keçi peynirini çok seviyorum. Ekmeğin üzerine böyle koyup hafif ısıttığınız zaman fırında süper bir lezzet oluyor. Bu ton peyniri. Bu kocamın tercihi. Onunla birlikte ben de çok sevmeye başladım. Çok lezzetli bir peynir. Hemen bir lokma alacağım ondan. Bu nefis bir lezzet. Ona bayılıyorum. Brie'ye bayılıyorum. Brie'den yiyeceğim. Keçi peynirine bayılıyorum. Bu Roquefort Türkiye'de bilinen bir peynir zaten. Roquefort'un ana vatanı da Fransa biliyorsunuz. Roquefort bölgesinden çıkma. Evet, bu da Roquefort. Hafif böyle yeşilli. Bunun da tuhaf değişik bir kokusu vardır ama buna ben alıştım. Biraz makarna soslarıma falan koyuyorum. Bundan biraz krema ve bir tane içinde bulyon atarak veya tereyağı atarak bir sos yapıyorum. Nefis bir şey oluyor. Bu da çok lezzetli bir şey. Sizin için deniyorum. Süper bir lezzet. Evet, sizlere peynirleri tanıttım şimdi. Daha tanıtacağım çok peynir var. Fransa peynir konusunda çok zengin bir ülke. Ya ama bizim peynirlerimizi yerini tutamaz tabii. Ama onlar da peynirlerde iddialılar biraz. Ve onların hepsini size tanıtmak istiyorum. Evet, şimdi en sevdiğim kısma geldik. Bu kısma bayılıyorum.
Biraz bana zahmet olacak bunları yemesi ama mükemmel. Makarona bayılıyorum ben ve ben bunu evde denedim. Çok zahmetli bir iş gerçekten ama çok güzel. Bunların arasında böyle rengarenk oluyor. Rengine göre tadı değişiyor. Bu çikolatalı zaten. Şöyle arasına çikolatalı ganş konuyor. Sonra bu fıstıklı, Antep fıstıklı. Onunla böyle Antep fıstıklı bir ganş konuyor. Bu vanilli, vanilyalı. Bu limonlu. Bunun aslında bir de çileklisi vardı. Ondan bulamadım. Bu da kahveli. Hepsinin lezzeti bambaşka. Bayılıyorum bunlara ben. Bunların yapılışı gerçekten çok zahmetli. Evde ben bunların kalıplarını aldım. Özel kalıpları var. Şeyle yapılıyor. Ne denir onun adına? Badem unuyla yapılıyor. Ve çok uzun süre dayanır. Bunun özelliği aslında çok uzun süre dayanabiliyor. Ben bir yerde okumuştum. Denizcilerin tüketmesi için, çok uzun süre dayanabilmesi için böyle bir şey yapılmış. İlk icat edilmiş, üretilmiş yani. Şimdi bir ikincisi beignet. Beignet Fransızların çok kahvaltıda çok tükettikleri bir şey. Şöyle sabah kahvaltısında yiyorlar genellikle. İçinde çikolata, karamel, işte ne bileyim değişik soslar koyuyorlar. Böyle dışı yumuşak ve üstünde pudra şekeri. İçinde de çikolatası var. Hop biz çıkalım. Canım çıktı. Evet gelelim kaneleye. Kanele de Bordeaux'da çok meşhur. Fransa'da çok meşhur bir şey. Kanele ilk yediğimde evet bu arada çok, çok meşhur bir tatlı bu. İlk yediğimde hiç sevmemiştim. Kestiğim zaman göreceksiniz. Böyle bu ne ya demiştim. İçi hamurlu hamurlu iyi pişmemiş nedir bu falan demiştim. Hiç beğenmemiştim ama yedikçe insan alışıyor ve seviyor. Şimdi hoşuma gidiyor. Arıyorum arada canım istiyor gidip alıyorum falan. Şöyle. Şu içi hamursu ama yani burası kesin. İçi hamursu ama bu tatlının da özelliği bu. Çok güzel. Damakta en son böyle farklı bir tat bırakıyor. İçine bir şey koyuyorlar sanırım. Bunun içine koydukları ne acaba? Bunu düşünmemiştim daha önce. Böyle ferah bir kokusu var. Bordeaux'un en ünlü şeylerinden bir tanesi. Bana afiyet olsun.